Günaydın. Günaydın Deniz Hanım. Size bahçede kahvaltı hazırlattım. Ben bir süredir işe gidemiyorum. Bir uğrayıp geleceğim. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa Ayda Gül size yardımcı olacak. Her şey için teşekkür ederim Fikret Bey. Estağfurullah. Size afiyet olsun. Sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ulan sabah sabah. Temel işgüdü gibi karşıladı bizi ya. Aklım gitti ya. Deniz Hanım. Efendim Fikret Bey. Bu arada örtü için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Deniz Hanım. Bir arada şu kanepenin yaylarını yaptıralım ya. Ya gıcır 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 hoş olmuyor yani. Papaz efendi. Papaz efendi yok. Fikret abi. Fikret abi. Vallahi size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyorum. Nasıl? Selen. Evet. Birkaç gündür çok kötü haldeydi ama sayenizde iyileşti. Fikret abi odayı temizleyeceğim de müsaade var mı? Temizle temizle pırıl pırıl yap oralar Aydın. Hadi. Hadi kahvaltı yapalım. Buna da huzur yok mu ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Uçum kalp krizi geçirdi. Şurada bir anjiyo yaptırıp geleceğim. O vakte kadar bir iç dış yapar mısın? Yaparız abi. Araba kapıda. Evimiz gibi içini pırıl pırıl yapalım olur mu? Olur abi. Çok titizim. Geldiğinde kontrol edeceğim. Gebertirim. Hadi Ahmet. Fikret abi. Efendim. Kurban olurum yukarı gel abi yetiş. Ne oluyor? Fikret abi tam elektrik süpürgesini çalıştırdım. Yatağın altına girdi çıkmıyor. Yatağın altına mı girdi? Evet. Kim? Selen. Selen çık bakalım kızım hadi. Çıkmam. Yavrum çık dışarıya. Korkuyorum. Korkma yavrum Fikret abim burada. Çık bakayım hadi. Ondan çok korkuyorum. Senden mi korkuyor kızım? Bana benmiş yapmanın Fikret abi. Yavrum çık dışarıya bak oyun oynanacak zaman diye çık. Bak ya. Bana ne? Süpürgeyi getir bakayım. Ya getirme, getirme, getirme. Üstad, üstad. Yavaş. Dur. Olur mu ya? Yavrum ne yiyorsunuz siz ya? Kaldır. Kaldır. Şuna sulu gıda falan verme Aydegül ya. Aydegül şu yerleri falan bak yatağın kenarlarını falan bir temizle be. Aşağıya da işemiş oraları da bir viladala ya. Tamam abi ben hallederim. Bir aşağı inip geliyorum. Fikret abi üstüne temiz bir şey vereyim. Yok yok ben hallederim. Böyle götü başı açık gezersen tabağsız olursun. Aydegül ne var ne yok canım? Selen nasıl oldu var mı bir gelişme? Lütfen. Deniz abla
Selen bir ara Fikret Bey'in üstüne kustu ama şimdi iyi maşallah. Hiçbir şey yok. Bir saniye abi. Tamam. Peki canım. Hadi kolay gelsin. Ay çocuklar, ne oluyor böyle, cam çerçeve iniyor? Bütün müşteriler organik taşlarla birbirine girdi. Deniz Hanım, Tayvanlı kız meselesi yüzünden sıvı masaj bölümünde bütün müşteriler kavga çıkarttı. Fanı etrafı yeşil mamamın. Ama efendim. Asım, dinle beni. Kız iyi oğlum, kızın bir problemi yok, merak etme. Altıncı koşuya ikili kupon yap, yatır. Birinci ayak ip cambazı. Öbürlerini Erdal abine söyle, doldursun. Asım, bizim kimsede paramız kalmaz, koşum. Düzgün konuş. Söyle Erdal abiyle. Tamam, hadi hadi, yarış başla, kapatıyorum. Yürü bakayım, yürü bakayım, yürü bakayım, yürü bakayım, yürü bakayım, yürü, 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 yürü yavrum, yürü yavrum, yürü oğlum, yürü, yürü bakayım, yürü bakayım, yürü bakayım, yürü, 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 Sebat ve Çağan arasındaki üçüncülük kararını barış hakemleri bildirecekler. Günün üçüncü koşusu Ertuğrul koşusunu Sayın Mustafa Akgül'ün 8 numaralı Göksun isimli safkanı Nurettin Şen'le kazanmayı... Of, şaka gibi bir gün geçirdim bugün. Kavgam ararsınız, gürültüm ararsınız. Bu arada çok affedersiniz. Ayda Gül telefonunda bugün bahsetti de. Hay, iyi kandık geçti. Evet, bir aksilik olmuş. Neden oluyor ki böyle bir şey? Yani üstü açık uyudu, üşüttü falan mı? Hastanın iyileşme süreci diyelim biz buna. Hasta iyileşme sürecinde kusabilir. İdralini tutamaz. Ki takdir edersiniz ben de tutamıyorum zaten. Hani kakası gelip kakasını yapabilir. Çok affedersiniz, sıçabilir yani. Takdir edersiniz ki ben de sıçıyorum bazen. Ama ortalık yere değil. Ya bunların tamamını topladığımız zaman hastalığın iyileşme süreci diyebiliriz. Bu kadar mola yeter. Kusura bakmayın, ben hiçbir şey yapmak zorundayım. Kolay gelsin dedi. Deniz Hanım, bu arada atları çok severim. Ben de. Öyle mi? İsterseniz yarın geniş ortak bir ikili yapalım. Efendim? İnsanlar diyorum, el ele verdikleri zaman aşamayacakları hiçbir engel yoktur. Görüşmek üzere. Selam. Yine mi yatağın altına girdin lan? Deniz Hanım, Aydegül, polis! Artık baş başayız. Evet. Abi bakın, benim sizde kişisel hiçbir sorunum yok. Ben papaz mapaz da değilim abi. İşsizim, ekmek parasına buradayım. Biraz sıcak sıcak oldu. Yo, iyi. Olur. Ben klimayı açayım, geleyim. Abi ayıptır ya. Vallahi küçücük zevk almıyorum ben. Yeah.
zevengin evladım. Fikret abini tanıyacaksın. Adam olacaksın, adam. Bundan sonra şeytanlık, tavşanlık yok kardeşim. Hayır, olayın şekli buysa buyurun ben de işeyim. Destur. Hayır efendim, ben de işiyorum ama edebimle işiyorum yani. Öyle terbiyesizlik, saygısızlık yapmıyorum. İnsanların yüzüne işemiyorum. Böyle bir şey olur mu ya? 38 yaşında adamım ben ya. Efendim kusalım, sıçalım, işeyelim, böyle bir şey var mı ya? Bu da bir bünye yani. Cık, ayıptır ya. Böyle bir muamele olur mu ya?